Ekonomi bu kadar önemli. Bütün bu atılımlar eğer yapılacaksa aslında ekonomiyi biraz yükseltmek, biraz daha iyi bir noktaya getirmek için yapılıyor. Çünkü MHP lideri Devlet Bahçeli ne dedi? İşte seçim emekliler aslında buna dolaylı olarak etki etti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce grup toplantısında en az katılım oranı vardı dedi. İşte emekliler sandığa küstü yorumları yapılmıştı. Bu kadar önemli bir noktadayken biz de günlerdir bir ıstakozdur konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Şebnem Bursalı'nın ardından şimdi ikinci ıstakoz vakası var. Allah Allah diyeceksiniz. O kadar kıyamet koptu yani yeniden nasıl olur? Evet oldu. Bir fotoğraf var. Onu rica edeyim yönetmenim ekrana getirelim. AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ardından tepki toplayan paylaşımının ardından bakın ekranınızda yine AKP'li bir isim görüyorsunuz. Mamak Belediyesi'nin AKP'li üyesi Salih Kahraman'ın fotoğrafı bu. O da lüks bir otelde yediği ıstakozla poz verdi. Böyle bir fotoğraf. Şimdi bu fotoğraf Türkiye'de çekildi, Antalya'da. Hani diğeri burada değildi, Monaco'daydı. Belki şunu da yapmak lazım, ne tarafta daha ucuz, ne tarafta daha pahalı diye. Ama bu konu üzerine gideceğiz, konuşacağız birazdan da detaylarını. Şimdi AKP'li isimler bu fotoğraflarla gündeme gelirken herkesin gündeminde şu konu var, zam olacak mı olmayacak mı? Özellikle asgari ücrete yeni bir zam yapılması beklenebilir mi? Seçim öncesinde verilen mesajlar aslında kaldığı yerden devam ediyor. Bununla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir açıklama yaptı. Grup toplantısı öncesinde bugün AKP'nin grup toplantısı öncesinde ve yeni bir zamın gündemde olmadığını söyledi. İl olarak birçok bakanlıkla, özel sektör kuruluşuyla şu an protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş belli bir noktaya geldik. Allah nasip ederse yakın zaman içerisinde siz değerli gazetecileri, basın mensuplarını davet edeceğiz ve bir lansman gerçekleştireceğiz. Somut bir şey olmadığı sürece sizinle paylaşman da çok etik olmaz diye düşünüyorum. Ama yaklaşık bir 15-20 gün içerisinde elde ettiğiniz ne kadar somut bir veri varsa emeklerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkartan, onları destekleyecek, psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık anlamındaki toplumun geneli düşündüğümüzü, bu hizmetlerimizi, onların refahını artırma yönündeki farklı çalışmamızı inşallah sizlerle paylaşacağım. Maaşlara zamla ilgili bir düzenleme olacak mı peki? Yok, bu çalışmalar? Hayır. Genelde yüzdesel artışlar olacak. Örneğin ulaşımda, örneğin kargoda, örneğin ziyaret edilen yerlerde. Aslında bakanlıklarımızın benzer uygulamaları var. Biz bakan yardımcılarımızın, tüm bakanların bakan yardımcılarıyla iletişim halindeyiz. Somutlaştırdığımızda sizinle paylaşacağız. Çünkü bunu da başlangıç tarihi artık belirlememiz lazım. Ben de asgari ücretle geçen 2 yılda olduğu gibi bu Temmuz'da da bir ara zam. Yok efendim. Yok. Hayır. Böyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç çok ara zam olmayacak.